Oradan terbiyesizlik yapma. Ne demek yeter ya? Ne diyorsun sen ya? Korkan sensin sen. Ukalalık yapma. Densizlik yapma. Değerli milletvekilleri, bu arada Adalet ve Kalkınma Partisi sıralarında tamı tamına 4 milletvekili var. Bunu da halkımıza ifade ediyorum. Bizim sıralarımızda bulunanlar hariç 5 vekilimiz Adalet Komisyonu'nda, bir de Plan Bütçe Komisyonu'nda. Buna itiraz etmenize gerek yok. Zamanımızı çalıyorsunuz. Değerli halkımız, evet, bugün seçim kanunu teklifini görüşüyoruz. Ve 2,5 yıldır Cumhur İttifakı ortakları gizli kapaklı, kapalı kapılar ardında hiç kimseye hiçbir bilgi verilmeden, bırakın tartışmayı, bırakın müzakere etmeyi, hiçbir bilgi verilmeden bir kanun teklifi hazırladı ve önümüze getirdi. Ve garip bir şekilde bu konuda çokça tartışma yapıldı. İttifaklar arasında çelişki var, tartışma var, anlaşamıyorlar ve birçok spekülasyon yapıldı. Ama aslında onu tartışacak zamanım yok. Eğer seçim kanun teklifine bakarsanız aslında kimin karlı, kimin zararlı olduğu da ortaya çıkıyor. Ben hala bir uzlaşının olduğu kanaatinde değilim. Aksine iki taraf da kendisini korumaya almış ve bu seçim kanunu yasallaşırsa neresinden faydalanabilirim diye bir arka plan bilgisine dayanıyor. Evet, iki partinin mutabakatıyla oluşmuş. Hiçbir katkı yok. Tamamen kendi beklenti ve ihtiyaçlarına göre oluşturulmuş. Ve bu da yasama organını ne kadar domine ettiklerini, ne kadar baskıcı bir sistemi yürüttüklerini aslında ortaya koyuyor. Görünüşte bir yasama organı var. Hepimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'yiz, üyesiyiz. Ama maalesef yürütmenin tam anlamıyla bir tahakkümü burada devam ettiriliyor. Yani düşünün, biz Halkların Demokratik Partisi olarak seçim kanunu ve siyasi partiler kanununa dair çok fazla kanun teklifi verdik, değişik zamanlarda verdik. Bunların hiçbiri dikkate alınmadı, reddedildi. Ama burada iki parti bütün Türkiye'nin geleceğini belirleme gücünü kendinde görüyor ama çok büyük yanılıyorlar. Bunu birazdan anlatacağım. Biz seçim Anayasa Komisyonu'nda da söyledik. Aslında bu seçim kanunu burada bulunmayan bütün partileri, seçime girme yeterliği olan bütün partileri de doğrudan ilgilendiriyor. YSK bir liste yayınladı ve 24 parti yayınladı. Dedi ki hepsi seçime girebilir. Evet, niye onlar yok dedik? Anayasa Komisyonu'nda gelsinler, düşüncelerini ifade etsinler. Ama reddedildi. Dedik ki ya bu seçimin şaibeli olması, seçim güvenliği meselesi Türkiye'nin en önemli meselelerinden ola geldi. Mühürsüz oy pusulalarının onaylanması hala hafızalarımızda yerini koruyor. Kedileri de unutmadık herhalde, biliyorsunuz. Yani o da trafolardaki kedileri de unutmadık hala. Fakat adil oy platformu, oy gibi barolar, insan hakları kurumlarını davet edin dedik. Onlar da olsun. Onu da kabul etmediler. Çünkü seçim güvenliğini değil, seçimin kendi lehlerine güvensiz koşullarda yapılmasının koşullarını yaratmaya çalışıyorlar. Ne var önümüzde? Yani siyasi değerlendirmeleri tabii ki yapacağız. Ama bir kere bu kanunu %7 ile tanıttılar. Gerçekten şaka gibi. %7'ye düşürüyoruz barajı. Aman ne kadar demokratik, aman ne güzel işler yapıyoruz. Ne diyorsunuz ya? %7 de dünyanın, Avrupa'nın en yüksek barajı. Şimdi size birkaç örnek vereceğim. %7'ye niye indirdiğinizi de biliyoruz. Siz 83 yılında %10 barajı Kürtler meclise girmesin diye konuldu. Evet. Adını koyalım. Kürtler ve onun dostları, sosyalistler, sol partiler girmesin diye konuldu. Şimdi HDP bütün barajları, bütün engellemelerinize rağmen yıkıp geçince, HDP'nin önünde duramayınca bu barajlar, bu sefer kendi ortakları için %7 bandını getirdiler ve bunu da bir demokratik ilkeymiş gibi yutturmaya çalışıyorlar. Ama hikaye. Ne var? Ya diğer ülkede örnek veriliyor. Hakikaten
okuma yazmamız mı farklı? Farklı mı okuyoruz? Onu bazen aklım almıyor. Size birkaç örnek vereyim. Avusturya'da mesela siyasi partilerin seçime girmesi için sadece 3 milletvekilinin imzasıyla Ulusal Seçim Kurulu'na kayıt yapmaları yeterli. 3 milletvekili. Fransa'da siyasi partilerin seçime girmesi için kayıt yapmalarına bile gerek yok ve buna ilişkin ayrıntılar var. İtalya'da seçime kayıt yaptırmaları girmek için ve 1500 seçmenin imzası gerekiyor İtalya'da. En yüksek tutulan imza sayısı 5000, o da Norveç'te, pardon, en ağırı Portekiz. Orada da 7500 imzayla siyasi partiler seçime giriyorlar ve Anayasa Mahkemesi'ne kayıt yaptırmaları yeterli. Şimdi bunu getirmişsiniz bize demokratik bir adım diye anlatıyorsunuz. Ama bilmiyorsunuz ki sizin, yani bildiklerinizin geldiğiniz yoldan biz dönüyoruz. Siz bir şeyler kuruyorsunuz ama biz o kurduklarınızı, nasıl kurduğunuzu, o hilelerin arka planında neyi düşündüğünüzü adımız gibi biliyoruz. Bu nedenle onları hiç kimse yutmuyor ve inandırıcı değilsiniz. Biz %0 baraj öneriyoruz. Çok netiz. Seçimin demokratik olması için siyasi partilerin asgari ölçülerde zaten kurulları var ve burada Anayasa Komisyonu'na bir teklif de sunduk. Ya bu ülkede Cumhurbaşkanı 100.000 imzayla aday gösterilebiliyor. Cumhurbaşkanı ya. Her şeyi temsil eden tek adam. Her şeyin başı, yasamanın, yürütmenin, yargının, idarenin, yani onun imzasıyla şu anda Türkiye'de yapılmayacak iş yok. Maalesef tam anlamıyla tek adam rejimi kurdunuz. O zaman siyasi partilerde 100.000 imzayı toplayıp seçime girebilsin. Niye başka şart şurt arıyorsunuz? Niye yok efendim kongre yaptın, yok kongreni ihmal ettin, yok Türkiye'nin illerinin yarısından bir fazla örgütlenmen gerekiyor. Niye bu şartları koyuyorsunuz? Amacınız en az partinin girmesi ve girenlere yönelik de tabii ki engellemeleriniz. Şimdi burada yeni bir sınırlama daha getiriyorlar. Bunu bu nedenle anlatıyorum. Seçime girmek için il ve ilçe büyük kongrelerini üst üste iki defa ihmal etmemiş olmak. Bir de böyle afilli kelimeler kullanıyorlar ki sanki kimse anlamıyor. Herkesten akıllılar. Halbuki değiller. Onların aklı böyle bilindiği kadar da yüksek değil. Ya niye engelliyorsunuz? Bu pandemi sürecinde yapamamış kongresini olabilir. Ama örgütlü, niye giremesin? Bunu bile düşünmüşler ve seçim gaspını, seçime girme hakkını açıkça gasp ediyorlar. Ve açıkçası burada %7'ye indiriyoruz. Ama siyasi partilerin seçime girme yeterliği için bu engeli koyuyoruz diyerek aslında kendi yalanlarını da kendi elleriyle, başka bir maddeyle tamamen boşa düşürmüş oluyorlar. Kimse buna inanmaz. Şimdi ittifaklar meselesini zaten tartışmaya gerek yok. Burada temel amaçlarından biri var olan ve olması muhtemel ittifakları dağıtmak. Dağıtmak. Yani kendi getirdikleri yasayı 2 yıl önce uygulanan ittifaklar sistemini kökten bozuyorlar. Diyorlar ki bir de bunu demokratik diye sunuyorlar. Her parti kendi aldığı oy oranında vekil çıkarsın. Daha önce niye getirdiniz o zaman? Daha önce niye getirdiniz? Adalet ve Kalkınma Partisi demek kendi yaptığını her gün tekrar tekrar aksini ortaya koymak ve kendini yalanlamaktır. Bu da onlardan bir tanesi ve küçük partilerin ya da büyük olmayan partilerin, küçük demek bazen aşağılayıcı kavram olarak kullanılıyor, ben o anlamda kullanmıyorum, temsiliyetini engellemeye dönük doğrudan bir mesele. Sandık kurullarının oluşumu. Doğrusu ben bunu çok çok tehlikeli buluyorum ama bu tehlikeyi boşa çıkaracağız. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Kaç yılında, değerli milletvekilleri, lütfen şuna bir dikkat edin. 1948 yılında bir sistem getirilmiş. 48 yıl, 72 yıl önce yani. Ne yapılmış? Orada Demokrat Parti'nin onayıyla bir komisyon kurulmuş.
Türkiye Büyük Millet Meclisi dışından 2 Yargıtay, 2 Danıştay, 4 akademisyen ve Ankara, İstanbul, İzmir barolarından birer temsilciyle 11 üyeli bir bilim kurulu oluşturulmuş ve Yargıtay Başkanı Halil Özyörük de buna başkanlık yapmış. Ve siyasi partilerin tamamına yazı gönderilmiş. Demişler ki dünya örnekleri incelenmiş. Buna ilişkin çok sayıda arşiv bilgisi var. İlginize sunuyorum. Yerli ve yabancı uzmanlarla görüşülmüş ve bu 298 sayılı yasa düzenlenmiş seçim güvenliği ile ilgili. Yani aslında memurlardan ziyade siyasi partilerin temsilcileriyle sandık kurullarının şekillenmesi ve burada bütün partilerin lehine bir düzenleme yapılmış ve kamu görevlilerinin gözetiminde değil, altını çizerek söylüyorum, parti temsilcilerinin çoğunlukta olduğu sandık kurullarıyla. İbrahim Bey, biraz daha düşük sesle konuşursanız, böyle yüksek sesle Sayın Başkan, gerçekten bari düşük sesle konuşun Sayın Akbaşoğlu, sesiniz buraya geliyor. Gerçekten hani dinlemiyorsunuz, anlıyorum da benim buradan insicamım bozuldu yani, hakikaten. Hayal dünyasında yaşayan sizsiniz, arkanızda vekiliniz yok ya, ne konuşuyorsunuz ya? 72 yıl boyunca yürürlükte olan kanun şimdi geliniyor, bir çizgiyle çizilmeye çalışılıyor. Peki neymiş? Dürüst, adil, demokratik seçim tamamen tarihe kavuşuyor. Şimdi size şunu söyleyeyim. 1500 hakim savcının görevine son veriliyor. 1500 hakim savcı. Kıdemli hakimlerin tamamı görevden alınıyor. Şu anda il ve ilçe seçim kurulu başkanlığı yapanlar. Ve bu yasada bunu getiriyor. Diyor ki kıdemli hakimleri ben görevden alıyorum. Bir de buna, biz bunu söyleyince hakimlere hakaret ediyorsunuz diyorlar. Ya asıl hakareti siz yapıyorsunuz. Kıdemli hakimleri görevden alıyorsunuz. Yeni birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasından kura yöntemiyle il ve ilçe seçim kurulu başkanlarını tespit edeceğiz diyorsunuz. Peki bu yeni olacak olan hakimler kim? AKP'li hakimler. Tamamen onlar. Burada tüm liste var bende. İlçe başkanı mı, il başkanı mı, milletvekili adayı mı, belediye başkan adayı mı? Bütün avukatları topladılar kendi interlantlarında. AKP'li olanları hakim savcı yaptılar ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kaç kişi alındı biliyor musunuz? 14 bin yeni hakim ve savcı alındı. İşte bu kura sistemiyle kurguları şu. Bu yeni hakim savcıları kendilerine bağlı olan, itaat eden, emir ve talimatla çalışan hakimleri kurayla çekecekler. O kurayı da nasıl yapacaklar Allah bilir. Herhalde gizli kapaklı, kapalı kapılar ardında tıpkı mülakat sistemi gibi bize kim daha yakın diye o hakimleri alacaklar ve bu seçim kurullarını böyle teşekkül ettirecekler. Ya bunu ne yaparsanız yapın, isterseniz Mehmet Akbaşoğlu sandık kurulu başkanı olsun, isterse Sayın Hayati Yazıcı sandık kurulu başkanı olsun, ya oraya atılan oyları değiştiremeyecek, oy atılmadıktan sonra, halk size oy vermedikten sonra siz o Muhammed Emin Akbaşoğlu, pardon, o kurul başkanı da olsa bu değişmeyecek. Neden? Çünkü bunlar oy alabilecekleri hesabı üzerinden bu kurguyu yapıyorlar. Ve eminim o atayacağınız, kurayla çektireceğiniz hakimler bile size oy vermeyecek. İddia ediyorum. Bu konuda o kadar artık ayyuka çıktı ki yaptığınız hileler, yolsuzluklar, bunu bile görmekten acizsiniz. Diğer bir düzenleme, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum yapılıyormuş. Evet, uyum. Ne yapılmış biliyor musunuz? Maddeden biliyorsunuz iki kararname ile yasalarda Başbakan ve Bakanlar Kurulu geçen her yerde Başbakan ve Bakanlar Kurulu silindi. Çıkarıldı uyum adı altında. Amenna, kabul.
Ama nedense 298 sayılı yasaya itinayla, özenle, çok özel planlanarak dokunulmadı. Oraya dokunulmadı. Şimdi dokunuluyor. Şimdi dokunuluyor ama nasıl dokunuluyor? Başbakan siliniyor, Cumhurbaşkanı yazılmıyor. Nasıl bir şey bu ya? Şu anda yürütmenin başı kim? Cumhurbaşkanı. Başbakanı çıkarıyorsan Cumhurbaşkanı'nı onun yerine yazman gerekiyor. Ama onlar yazmayarak Cumhurbaşkanı'nın seçim yasaklarından etkilenmesini önlemek istiyorlar. Cumhurbaşkanı jetlerle, uçaklarla, işte uçan, yüzen, bilmem oturan her türlü iş, vasıtayla gezecek, devletin tüm olanaklarını kullanacak, karşısında da siyasi partilerle yarışacak. Burada da inanılmaz derecede haince ve ustaca demeyeceğim, çok acemice bir iş yapmışlar. Ya bence bu kadar eleştiriyi de kendinize yaptırmayın ya. Sildiniz başbakanı, yazın yerine cumhurbaşkanını, kimse tartışmasın. Cumhurbaşkanı hem bir genel başkan olacak, istediği kararnameyi çıkaracak, seçim kampanyası yürütecek, aday olacak ama devletin tüm olanaklarını seçim kampanyasında kullanacak. Buna da demokrasi diyeceksiniz. Yok öyle bir şey. Buna demokrasi, demokratik bir sistem falan demeyin ve yol yakınken bu maddeyi geri çekin ya da ilgili düzenlemeyi yapın. Bu konuda önergelerimizde muhalefetten diğer partilerinde önergeleri var. Ve açıkçası bunun dışında ittifakları söyledim ve grup kurma şartı. Ya AKP kendisi 2001 yılında Fazilet Partisi işte kapandı, o dönem şu bu, bir partiden ayrıldı, grup kurdu, işte seçime girdi ve iktidar oldu. Ya yaşadıklarını çok çabuk unutuyorlar. O mağduriyet edebiyatı 30 yıldır yapıyorlar ya, 20 yıl küsürdür, ama mağduriyetlerini, aştıkları bütün yolları muhalefete tıkamak istiyorlar. Muhalefetin o yoldan yürümesini engellemeye çalışıyorlar. Burada tabii ki en çok tartışılan partilerden biri, ne kadar şanslıyız ki biziz. Gerçekten bütün partiler bizi tartışmayı çok seviyorlar. Gece gündüz hangi kanalı açsak HDP tartışılıyor. Acaba bu %7'ye düştü, HDP'ye bir şey olur mu? Acaba burada 20 milletvekili düşürüldü, HDP için mi yapıldı? Acaba şu HDP'nin kapatılması üzerine mi yapıldı? Bütün partiler derken konuşmayan partileri tenzih ediyorum tabii, çıkarıyorum. Ben kanalları ve temsilcileri kastediyorum. Ama sizin temsilcileriniz de konuşuyorlar yani. Onu da görüyorum, izliyorum sonuçta. Bütün partileri izliyoruz biz de. Ya hepinize hiç muhalefet iktidar ayırmadan söylüyorum. Vallahi HDP seçmeninden sizlere oy çıkmaz bu şekilde. Size ekmek de çıkmaz. HDP HDP'lidir ya. HDP'liler kendileri karar verir. Bu seçim yasasına karşı da ne yapacağımızı, ne edeceğimizi biz de en az sizin kadar biliyoruz, değerlendiriyoruz. Ve HDP üzerinden yaratılan bu fırtına ile ilgili şunu söyleyeyim. Ya sizlerin iktidarın analistleri bile, o her şeyden anlayan yorumcularınız var ya, hava durumundan, denizden, karadan, uzaydan, her konuda yorum yapan yorumcularınız var ya, onlar bile diyor ki ya HDP seçmeni asla yerinden kıpırdamıyor diyor. Diyor ki kıpırdamıyor. %12-13 bandında ve bu düşmüyor diye. Yani sizin analistler söylüyor bunu. Vallahi bizim bu seçim kanunuyla aman etkileniyoruz, etkilenmiyoruz telaşı değil bizimki. Bizimki bu ülkede adil, dürüst, demokratik bir seçim yapılmak koşullarının mevcudiyetidir. Bize karşı yapılmayan ne kaldı ya? Ne kaldı? Ne yapmadınız yani? İktidar bloku daha bize ne yapsın? Eş başkanlarımız tutuklu, kayyım atadınız. Her gün operasyon yapıyorsunuz. Her türlü demokratik hakkı gasp ediyorsunuz. Her türlü engellemeyi yapıyorsunuz ama biz hala ayaktayız. Bence yol yakınken bu yoldan vazgeçin. HDP güçlenerek geliyor.
Biz daha da büyüyerek geliyoruz. HDP seçmeni diğer seçmenlerden böyle üstün ya da hiyerarşi kurmak açısından söylemiyorum. Ama bu ülkedeki en politik seçmenlerdendir. Çünkü damdan düşenlerdir. Çünkü bunu yaşayanlardır. Çünkü bu konuda acı çekenlerdir. Savaşı... Buyurun Sayın Beştaş. Savaşın, çatışmanın, ayrımcılığın, ötekileştirmenin en büyük bedelini ödeyenlerdir. İşkence görenlerdir. Yakınlarını faili meçhullerde kaybedenlerdir. Hala cezaevinde yakınları bulunanlardır. Bizim milletvekili grubunda bile kaç milletvekilimizin babasının, kardeşinin faili meçhulde katledildiğini belki bilmiyorsunuz. Hiç merak etmediniz. Ama şunu unutmayın. Bu konuda sizin getireceğiniz yasalarla seçimi kazanamayacaksınız. Çünkü o sandıklara sizin adınıza oy atılmayacak. Seçim mühendisliğinizi gördük. Önümüze koca koca bir 15 maddelik bir taslak getirdiniz. Vallahi ben kendi adıma büyük hayal kırıklığına uğradım. Çok daha zekice işler beklerdim. Bu kadar gözümüze sokmanızı beklemezdim. Çünkü o kadar aleni yapmışsın. Buyurun, son bir dakika veririz. Buyurun. O kadar aleni yapmışsınız ki kendi ihtiyacınıza göre. Yani %7 bizim için. Küçük partiler girmesin, oyumuz kaybolmasın. İttifaklardan diğerlerine oy gitmesin, aman biz büyük partiyiz. Diğerine il ve ilçe seçim kurullarına o kadar çalıştık, hakim aldık, bari bu hakimler işe yarasın. İşte cumhurbaşkanını, aman oraya cumhurbaşkanı yazmayalım, cumhurbaşkanı her türlü yetkiyi kullansın. Yani bu kadar da gözümüze sokmanıza gerek yoktu. Daha zekice oradan terbiyesizlik yapma. Ne demek yeter ya? Ne diyorsun sen ya? Ne dalga geçiyorsun ya? Korkan sensin sen. Ukalalık yapma. Densizlik yapma. Evet, unutmayın, siz burada yenildiniz. Yenilgiyi kabul etmek de bir erdemdir. Bence bu erdemi gösterin ve gerçekten o bakışlarınızla kimse korkmuyor. Haddiniz...